Merhaba arkadaşlar, bugün size 28 tane para kazanma fikirleri sunacağım. Öncelikle kurallarımızdan başlayalım. 1. Ev yapımı pasta satın alın veya pasta satın. Para kazanma fikirleri içerisinde ilk önemli tavsiyem ev yapımı pasta yapıp bunu pastanelere veya yakın çevrenize satmanızdır. Hazırlık aşamasında videoyu çekerek YouTube'da paylaşırsanız önemli bir kazanca sahibi olabilirsiniz. 2. Logo tasarımı yapın. Hali hazırda ülkemizde binlerce şirket var. Her gün yüzlerce şirket açılıyor. Bunu fırsata çevirmek için logo tasarım bilgisine sahip olup bu yeteneğinizi pazarlayabilirsiniz. 3. Bakım hizmetleri verin. Önemli tavsiyelerim arasında yer alan bakım hizmetleri vermeniz için mükemmel bir fırsat olacaktır. Yaşlı bakıma veya çocuk bakımı hizmetleri vererek hatırı sayılır kazançlar elde edebilirsiniz. Yakın çevrenizden başlayarak güven kazanana kadar ciddi bir müşteri portföyüne ulaşabilirsiniz. 4. Etkinlik organizatörü olun. Çok para kazanmak için ne yapmak lazım diye soranlara etkinlik organizasyonları yapmalarını öneriyorum. 5. Yazarlık yapın. Evde para kazanma fikirleri arasında yer alan yazarlığı, bilgisayara ve internet bağlantısı olan herkes yapabilir. İster başkalarının sitesine makale üretebilir, ister kendi sitenize içerik üretebilirsiniz. İsterseniz e-kitap yazarak para kazanma yolunu seçebilirsiniz. 6. Ev temizliği yapın. Sermayesiz para kazanma fikirleri arasında yer alan ev temizliği ile hatırı sayılır kazançlar elde edebilirsiniz. 7. Fotoğraflarınızı satın. Para kazanma siteleri içerisinde 7. tavsiyem çektiğiniz fotoğrafları satmanızdır. Stok fotoğrafçılığı olarak adlandırılan bu iş fikrinde site sahipleri ve YouTuberlar çektiğiniz bu videolara veya fotoğraflara ilgi gösterecektir. Evde sabun yapın. Araştırma yapan ev hanımlarını evde sabun yaparak para kazanmalarını tavsiye ediyorum. Çok fazla sermaye gerektirmeyen bu iş üretim yapmakta, sabunu satmakta oldukça kolay. 9. İkinci el araba satın. İkinci el araba satış işi ülkemizde sıfır araç fiyatlarının oldukça yüksek olmasından dolayı kazançlı olmaktadır. 10. Akıllı telefon tamiri yapın. Ekşi Sözlük yazarlarından almış olduğum tavsiyelerden birisi de akıllı telefon tamirciliği. Ciddi bir kullanım oranına sahip olan telefonların kazalara karşı en korunaksız eşyamız olması cep telefonu tamirciliğine olan ihtiyacı artmasıyla artmıştır. 11. Oto yıkamacı olun. Fikirler arasında yer alsa da 15.000 TL gibi ortalama bir sermaye ile açılması olanaklı olan oto yıkama hizmetlerinden önemli kazançlar elde edebilirsiniz. 12. Nakliyecilik yapın. Sadece bir araç ile başlayabileceğiniz nakliye işine olan talep oldukça fazladır. Ülkemizde ev sahibi olmanın zorlaşması ve kiracı sayısının günden güne artması nakliye işini kazançlı kılmaktadır. 13. Araç kiralama işi yapın. Ciddi bir kazanç kapısı olan araç kiralama işi ile özellikle yaz aylarında çok ciddi kazançlar elde edebilirsiniz. 14. Çiçek satış sitesi açın. Dünyada en fazla özel günü olan ülke olmamız çiçek sektörünün hızla büyümesini sağlamaktadır. Bunu kazanca çevirmek ise sizin elinizde. 15. Eve teslim hizmetleri satın. İnsanlar artık sipariş ettikleri şeylerin hızlı bir şekilde kapılarına gelmelerini istemekte. Ancak burada kaliteli personel açığının olması birçok sektörü olumsuz etkilemektedir. Kendi kuracağınız ekiple lokantaların ve e-ticaret firmalarının eve teslim yapma işine ekibinize üstlenebilirsiniz. 16. Tavuk çiftliği açın. Tavuk çiftliği açmalarınızı öneriyorum. Küçük adımlarla başlayıp işinizi kısa bir sürede büyütebilirsiniz. 17. PlayStation kafe açın. PlayStation kafeler çok ciddi kazançlar elde edebileceğiniz önemli iş fikirleri arasında yer almaktadır. Düşük sermaye ile başlayabileceğiniz bu işi denemenizi tavsiye ederim. 18. Fırın açın. Kârlı iş fikirleri arasında 18. tavsiyem fırın dükkanı açmaktır. Bu işi yapan çok sayıda fırın olmasına rağmen iyi yapan fırın sayısı çok azdır. Eğer alaylı olarak yetişmiş biriyseniz yer alan bu konuda açma işini araştırmanızı tavsiye ederim. 19. Cam balkon işine girin. İnsanlar artık balkonlarını kullanışlı bir şekilde dönüştürmeye çalışıyor. İşte bunu fırsata çevirmek için cam balkonun işine girebilirsiniz. 20. Arabanıza reklam alın. Araç masraflarınızı da kolaya çıkarabileceğiniz bu iş fikrinde aslında 300 TL 700 TL arasında kazanç elde edebilirsiniz. Bunun için özellikle şehirler arasında çok ciddi kilometre yapmanız kurumsal firmaların size reklam vermesini kolaylaştıracaktır. 21. Bir hafta para harcamadan yaşamaya çalışın. Arkadaşlara tavsiyelerim arasında yer alabilecek bu fikir belirtmenin en önemli sebebi gelir yapmamanın para kazanmak anlamına geldiğini unutmamanızdır. Denemenizde yararlı olacağını düşünüyorum. 22. Otomat işi yapın.
Otomat işinde gerekli yasal izinleri aldığınız takdirde işçek caddelerde otomatınızı kurmanız size önemli bir kazanç gelir kaynağı sağlayacaktır. 23. Satış ortaklığı işi yapın. Satış ortaklığı işinde başkasının ürünlerini satarak komisyon elde edip kazanabilirsiniz. Bunun için ciddi bir hibe sahip olan siteye sahip olmalısınız. 24. Danışmanlık hizmetleri verin. Yetkililiğiniz kanıtlamış olduğunuz bir konuda danışmanlık hizmetleri vererek kazanç elde edebilirsiniz. Mesela yurt dışına vize alma, makale yazma, grafik tasarım yapma veya girişimcilik üzerine donanımlarınız var ise bu fikirlerinizi başkalarına satarak gelir elde edebilirsiniz. 25. YouTube kanalı açın. Klasik tavsiyeler arasında yer alsa da YouTube kanalını açmanızı tavsiye ediyorum. YouTube'da videolarınızı önemli kitlelere ulaştırarak reklam aracılığı ile gelin ciddi kazançlar elde edebilirsiniz. 26. Seslendirme işi yapın. Örneğin benim gibi. Sesinizi ve diksiyonunuzu oldukça iyi olduğunu çevreniz sıkça söylüyorsa blog siteleri ve YouTube kanalları için seslendirme işi yaparak güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Herkese teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Kendinize iyi bakın.